Gördüğünüz gibi arkadaşlar beni kaybetti. Bakın gördünüz mü? Ballaştı zombi. Evet arkadaşlar zombiyi bayağı küstürdük yani şu an. Beni kaybetti gördüğünüz gibi. Şu an orada başka biri varmış gibi dolanıyor. Bir tane zombiyi devre dışı bırakmış oldum yani. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler bugün şu gördüğünüz dinleme cihazı perk'ünü deneyeceğim. Ne işe yarıyormuş hemen bakalım. Jeneratörleri toplamda %50 tamir ettikten sonra etkinleşiyor bu perk. Bir jeneratörün yanındayken ikinci etkin yetenek butonuna bastığımızda 110 saniye aktif kalan bir dinleme cihazı yerleştiriyoruz o jeneratöre. Katil bu dinleme cihazı yerleştirdiğimiz jeneratörün 14 metre yakınına geldiği zaman haresini bütün kurbanlar görüyor. Yani bu perk'ü göstermemi de engellemezler herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bunun olması için maçın hemen başında katilin bana gelip bütün maç boyunca beni kovalaması gerekiyor. Çok azıcık kaldı. Şunu bir bitirsem size zahmet Maraz Bey. Evet evet onu kovalayın. Çünkü lobideyken de ananıza sövmüştü. Evet arkadaşlar tuzağımızı yerleştirdik şene. Gördüğünüz gibi adamın haresini görüyoruz. Vay. Onu vursaydı bir ya bak şu arabanın arkasına atlardım giderdim muhtemelen arkadaşlar. Bu otoyolun diyarından uzaklaşırdım. Oğlum onu bozma lan. Bozunca bütün perk devre dışı kalıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Perk'ümüzü sadece 15 saniye kullanabildik. Bir şey diyeceğim, adam sattı, ben de sattım. Niye öyle saçma sokuk bir şey yaşandı orada? Var mı mantıklı bir açıklaması olan? Kanka hep aynı hareketi mi yapacaksın? Devirmeyeceğim lan. Peki güzel hit, güzel hit. Şuradan bir kıvrak atsak arkadaşlar, ne dediniz o işe? Yetişemezsin. Alo? Oğlum adamın beyin hücreleri öldü kafasını vura vura anasını satayım. Yalnız burası çok dar bir koridor. Buradan benim ağzıma eder. Özellik at, özellik at. Alo. Lan dönemedim orayı. Neyse NT güzel güzel bayağı can bitirdi bizimkiler. Fena oynamadık yani. Birkaç küçük hatamız oldu tabii ama. O kadar da olur şimdi arkadaşlar. Biz de insanız yani. Abi mesela İbo yapsa o kadar da olur. Biz de insanız demezdim. İbo bir ayı. Çok teşekkür ediyorum kanatlı peri. Ne oldu niye bana bıraktı jeneratörün bitimini? Yerim falan mı göründü lan jeni bitirdim diye? Niye bana bıraktı bu? Reis şüphelendi. Bitirdiler son jeni. Bizim takım öyle bir jen yaptı ki. Oğlum kapıyı da direkt açıyor. Bunlar var ya of. Allah'tan benim karşıma gelmediler killer oynarken. Jen biter bitmez kapıda spawn oldu adam. Öbürü jen bitirirken bu da tamam o zaman kapıya gideyim geç kalmayayım demiş. Hemen kapıya gitmiş. Biraz Nasrettin Hoca fırası gibi anlattım ama olsun. Oğlum diğer kapıyı ne araştın sen var ya. Sen bir canavarsın ya. Devam et. Devam et devam et. Hasar almaya çalışacağım. Alamadım. Bunu nasıl tutayım yani? Adam koşuyor anasını satayım. Sırtından mı tutayım çekeyim? Tamam şimdi uzağa gidecek. Hemen aldım. Hemen aldım. Hemen aldım. Hasarı biraz geç almam lazım. Erken alırsam yetişemeyebilirim. Tamam vur şimdi bir tane. Alo. İkinciyi herhalde hemen atamaz. Atabiliyor mu? Bu marazın değişik donları var. Hemen atıyor olabilir vallahi. Güvenemedim. Tamam tamam. İyiyiz 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 iyiyiz. Sağlam takım. Oğlum benim karakteri hamile sandım yemin ediyorum. Elini göbeğine koymuş göbeği de şişti ya. Prestij 100 maraz mı? Eğer sen bu marazla prestij 100'e çıkabildiysen sen bugünlere iyi gelmişsin ben sana diyeyim. Bakın ne yapacağım biliyor musunuz? Bir jeneratörü %50'ye getireceğim. Perk'ümü aktif edeceğim ama o jeneratöre koymayacağım tuzağa. Lan yine mi sen? Çünkü o jeneratöre koyduğum zaman adam jen yüksek diye geliyor tekme atıyor zaten. Sıfırlık bir jeneratöre koyacağım ki adam tekme atmayacak. Böylece sürekli yerini de görmüş olacağım. Oo direkt tipimize astı. Tepi vurdu o jenere. Şuradan hemen uzaklaşmazsak var ya burada toplu bir katliam dönebilir. Tamam perk'üm aktif arkadaşlar. Şu jeni ilerletebildiğim kadar ilerleteyim. Başka herhangi bir jeneratöre koyacağım şimdi. Koyamadım arkadaşlar. Şunun kafaya bir devirelim. Süperdi lan adam da var ya. Oğlum ne atıyor şerefsiz? Ne kullanıyor lan testereyi? Baba uçuyor. Şimdi şu jene tuzağımı kurdum. Tamam mı? Gidip bizim adama yardım edeceğim. Tamam süper bu jene de bitirdik. Allah Allah. Reis beni bir sal be. Yani ilginç hamleler testere çalıştırır diye düşünmüştüm. Güzel. Bir güzel daha. Bir nice daha. Bir nice daha. Oğlum o dönüşü nasıl yaptın lan? Paleti kıracaksın. Kıramadı Allah belanı versin oğlum. Sabahtan beri seni övüyorum ya. Şuradan şöyle kaynayalım diyeceğim. Abo nereye geldik arkadaşlar? Güzel. Sattı sanki bir tık. Bir şey bulayım artık.
Çok güzel. Oo, bir M1 denedi. Bir satış daha geldi. Takım şu an niye can yapılmıyor? Bana bir mantıklı açıklamalar sunarsanız. Arkadaşlar adamın yerini görüyoruz. Üste tuzak kurduğumuz için. Bak güzel, böyle chase anlarında güzel. Takım da görüyor bu arada şu an. Onlar da görüyorlar. Lan bizim adam ne ara öldü? Ya merdivenleri de yürüyerek çık. Bilbili bu kadar da üşengeçlik olmaz ya. Oğlum adam var ya, mahvediyor bizimkileri ya. Beni de biliyor. Bilbili sen tam bir hayvansın. Gerçekten hayvan ya. Hani ayı bir karakter, anladın mı? Bunu da al. Ne yapacağız şimdi? Wow. Güzel fake. Bir daha aç bakayım testlerini. Oğlum ben hilbiller bunu bilerek mi yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Bak doğru olan şuradan dönmemdir değil mi? Hani genişten dönmem. Bu genişe bilerek mi atıyorlar? Yoksa adam çeviremedi diye mi öldüm yani? Ya demek ki ben normal döneceğim şekilde dönsem adam beni düşüremiyormuş. Ben orada sarı ne görüyorum ya? Akbaba mı o? Gel hayvan herif, gel. Yani biraz zaman kazandırdım diye düşünüyorum bizimkine. Bu ne lan? Hangi malım bu? Alayım şunu. Oğlum bir dur 2 dakika. 2 dakika bir dur ya. Aa, nereye geldik? Aha yandın. Diskalifiye ol can. Yani spota baksana, ben burada palet, şunu palet sandım ya. Çok yüksek ihtimalle barbeküsü var arkadaşlar. Hemen şöyle bir dolaba giriyorum. Bir önceki kurban videosunda anahtar artı hatch bulma perkü takmıştım. Tam o lazım şu an ya. Evet arkadaşlar, taça çıktım. Tamam bizim adam saldı da. Ananı avradını. Woohoo, bitch. Hak ettim. Bu maçtan ilk baştaki loop'umla kaçmayı hak ettim bence. O sırada takım hiç jeneratör yapmadı. Keşke yapsalardı. Arkadaşlar öyle hatch perk'ü ne bilmem, anahtara falan gerek yok bizim kaçmamız için ya. Biz karda kışta giderdik zamanında bu hatch bulmaya. Bu arada şu perk'ü gerçekten hani böyle çok ilerlememiş bir jeneratöre yaptığımız zaman şey oluyor. Oğlum bura hangi map'ten? Hani katil gelip ona tekme atmıyor, bozmuyor ya. Çevresindeyken full bütün takım görüyor katili ve aşırı işlevli bence. Oğlum yine mi sen ya? Bu beni ghostluyor mu arkadaşlar? Bütün maçlarıma niye geliyor bu? Aynı adam değil değil mi? Nickine hiç bakmıyorum da. Ah lan oğlum, çok az kaldı perküme ya. Tamam, perkümüzü çalıştırdık arkadaşlar. Şu jene tuzağa koydum. Tam böyle haritanın ortası yani. Sürekli geçecek katil oradan. Sürekli nerede olduğunu öğrenmiş olacağız. Evet, adamı gördük. Bize gelmediğini anlamış olduk. Güzel, info açısından gerçekten çok güzel bir perk. Evet, şu an bize geliyor. Güzel deneme. Ne diyorsun oğlum? Kaçılmaz ne? Kimden kaçıyormuşuz? Spota bak Allah'ım ya Rabbim ya. Bu map beni koparıyor ya. Spota bak ya. 2 tane paleti dip dibe yapıştırmışlar. Oğlum bir şey diyeceğim. Spotlar da şey böyle ha. Yani bunlar nasıl spotlar oğlum ya. Al bunu. Bir tarafına sok. Hayır ya oğlum, çok kötü oynadım ya. Ulan var ya, o kadar güzel spotlar bulup bu kadar kötü oynayamam yani. Harbiden rezil oynadım ya. Neyse, NT baya acayip bitiyor arkada. Seni önce bir temizleyelim çünkü heal'lasan bile tek yiyeceksin, barın fullendi. Yani ben 24 yaşında şu oyunda milletin altını temizleyeceksem arkadaşlar, millete bakım yapacaksam ne diye bu oyundayım ya. Arkadaşlar bu jene tuzağımızı yerleştirelim, zaten son jen. Adam olur da gelirse yerini görmüş oluruz, gelmezse zaten jeneratörü bitireceğim. En azından bana yakınlaştığı zaman haberim olur yani. Yakınlaşıyor galiba arkadaşlar. Evet, yerini gördük ama jene tekme attığı için tuzak iptal iniyor. Ben şurada biraz oyun oynayayım arkadaşlar, evet. Biraz da şundan oynayayım. Lan şunlar var ya, tarihin en büyük dolandırıcılığı şu olabilir ya. Bir ara bütün paramı onda yemiştim. Tutuyor mu ayıcık falan herhangi bir şeyi, vermiyor. Aga düşüyor bir şekilde yani. Ama Albert sen çok olmaya başladın ha. Heh, öyle son jene bitirirler. Takım var ya, hani şimdi takım arkadaşlarım diye çok bir şey demek istemiyorum ama hepsi hayvan oğlu hayvan ya. Bakın arkadaşlar, videoda izleye laflarımı seçerek konuşuyorum. Vallahi bunu mecbur aldım. Niye ona vurdun oğlum? Ha tunnel diyeceksin, okey. Dur onu sona sılışayım, onu korumaya çalışalım. Oğlum yeter, kaç tane bar ovuyorsun? Reis nereye kaçtın? Sen de seni koruyayım da yani, nereye kaçtın? Kapı hemen önünde bak, kapı hemen önünde. Bir tane hasar dojatmamız lazım. Tamam tamam, devam et devam et devam et, çok iyisiniz. Şunu koruma vakti, şunu koruma vakti. Evet arkadaşlar beni aldı. Arkadaşlar galiba ben öldüm. Oğlum beni nereye fırlattı? Neyse tamam 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 tamam. Okey. Bravo team. İşte bu ya. Bu takım oyunu bu ya. Sable 100 prestijmiş. Allah Allah. Bugün 100 prestij günü herhalde. Bizim adam ez yazdı. Ya şimdi arkadaşlar bakın, adamın maç sonunda attığı camp ve tunnel mantıklıydı. Bu laf edilecek bir camp tunnel değil. O yüzden ez yazmasına gerek var mıydı bilmiyorum. Lan ne yapıyorsun hırsız? Peki benim solo server videolarımda karşıma başka herhangi bir katil gelecek mi? Hillbilly, Maraz, Albert. Bu kim lan, Nemesis mi bu? İyi, Nemesis hadi biraz farklı sayılır. Çok oynadığım bir katil değil. Şu yaptın yakıştı mı hiç?
83 metrelik adamsın. Şşş! Kırarım ben kafanı. 83 metrelik adamsın dedik, saygı duyduk. Kıvrağı harcamayalım arkadaşlar. Dolap açtı he. Saldı mı beni? Beni saldıysa onojene direkt yapışırım. Beni salmak bir katilin yapabileceği en büyük hatadır arkadaşlar. Kovalasanıza kardeşim, 3 saniyede düşürürsünüz. Artık çok kötü oynuyorum Survivor'ı maalesef. İyisin Zurpo. Adam nerede? Alü. Oğlum ya şu mind game'leri nereden öğreniyoruz? Bilinçli mi yapıyorsunuz? Vallahi billahi ağız burun gireceğim birisine ya. Ya yaptığı mind game'in saçmalığına bak arkadaşlar. He, o da hit diyorsun. Tamam. Şu an çok ilginç şeyler oluyor. Bakalım. Aynen, zombi de gelsin. Hiçbir şey olmamış gibi zombi de gelsin. Ya reis. Yine nereden bizi buldun ya? Zombi ispiyonladı değil mi? Evet. Yine karşıma gelen Nemesis'in zombisi. 5000 IQ. Arkadaşlar bir tane aşınızı çalıyorum. Hakkınızı helal edin. Çaldım ama... keşke çalmasaydım. Güzel. Bayağı güzel. Ih ya oğlum. Ya şuraya sıkışmasam oraya var ya, her şey tadından yenmeyecek de çok açıkta kaldım. Ya bir şey diyeceğim bak. Güzel kardeşim. Sen zaten başka birini kovalıyordun. Yanlış mıyım? Ne oldu şimdi buraya geldin? Oo, onu nasıl ıskaladın lan? Eşek iniyor. Onu nasıl ıskaladın peki? Tam eşek iniyor ya bu katil. Şimdi şey kaldıracaksın. Kanka. Peki. Map'in diğer yarı sahasına geçmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü orada hasar alıp kalırsam ölürüm. Büyük ihtimal yine öldüm. Şöyle bir kıvrak. İyisin lan Purpo. İyisin oğlum lan. İyisin lan. Bak bak, aslanlarım nasıl can bitiriyor. Yeter. Aman bana gel, diğerine gitme tamam mı? Bak o da virüslü, onu da yaralayabilir. Neyse tamam, sonradan gitti ona. Nemesis'cim özür dilerim. Aşıyı ona bırakalım arkadaşlar, bir kere asıldığı için. Ben zaten kendi aşı hakkımı kullandım. Arkadaşlar bu 2v8 modundaki katiller hani çok güçlü falan diyorduk ya. Onun bence temel sebebi ne biliyor musunuz? Birini düşürdükten sonra yere asmakla uğraşmaması. Gerçekten bak. Çünkü bak, Nemesis adamı şurada düşürdü. Gitti bir de oraya asmakla uğraştı ve jeni bitirmiş olduk. Ama adamı düşürdüğü gibi... Ananı avradını, jeni bitiremedik. Adamı düşürdüğü gibi diğer moddaki gibi direkt tekmeyle yollasa, hiç alıp asmakla falan uğraşmadan, bu jene yetişebilirdi. Kesinlikle bence o modun katilleri güçlü yapan tarafı o yani. En az %50'si falan o kısım. Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar Ale'nin bana öğrettiği bir dodge taktiğini göstereyim mi size? Ama yapabilir miyim bilmiyorum. Yemedi. Bir daha yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beni kaybetti. Bakın gördünüz mü? Mallaştı zombi. Ali kardeşim de oğlum nereye gidiyor? Tamam lan, küsmüş. Ali kardeşimden öğrendiğim salak taktik. Evet arkadaşlar, zombiyi bayağı küstürdük yani şu an. Beni kaybetti gördüğünüz gibi. Şu an orada başka biri varmış gibi dolanıyor. Bir tane zombiyi devre dışı bırakmış oldum yani. Oğlum bu kim? Bunu da zombi sandım. Niye bu kadar hızlı diyorum? Arkadaşlar şuraya tuzağımızı bir bırakalım. Şuna da yapabilir miyim aynısını ya? Bunu da yollasak başka bir yere. Gel bakayım dışarı. Ağız yeni bitirdiler lan. Sal da kapıyı açayım. Ananı s**eyim ya. Evet arkadaşlar, öldüm galiba. Yani niye kaşınıyorsun ki değil mi yani? Yani niye kaşınıyorsun ki ya? Hayır, az önce yaptın zaten mis gibi, cool cool taktiğini gösterdin. İlla failleyeceksin güzel kardeşim ya. Tam diğeri al... Alo! Ne oluyor lan, neredeyim? Oğlum... Aç! Aha çok güzel. Ulan Baro var ya, yarım saniye. Harbiden yarım saniye, çok güzel. Oğlum bugünkü takımlar ne böyle arkadaşlar? Bir şey diyeceğim, hani solo muyum? Sanki arkadaşlarımla mı girdim? İnanılmaz takımlar geldi gerçekten. Bir gram hissetmedim sololuğu. Hem müthiş can yaptılar, hem öyle loopta kötü değillerdi, hızlı hızlı düşmediler. Hem beni falan satmadılar yani. Tamam bu ikisi de kaçmış. Çok güzel, müthiş. Harbiden yani solo kurban oynayan herkesin hayali olan takımlar diyebilirim bunlar için. Güzel bir gündü. Gençler hava çok sıcak olduğu için ve hani sıcakta uzun zaman geçirip sonra hastanenin içerisine girip orada klima soğuğu yediğim için 2 gündür falan halsizim, bir de boğazım ağrıyor. Yani bu havalarda sadece bu şekilde hasta olunabilir zaten, sürekli hava değişiminden dolayı. O yüzden bu video biraz enerjim düşüktü fark ettiyseniz falan, kusura bakmayın hani. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.